Sevgili Altın Rehber izleyicileri, programımız Konya'da kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Konya'da bulunan Karakaya İnan Hukuk Bürosu'na konuk olduk. Yanımda da şirket ortaklarından Avukat Halil Bey bulunuyor. Halil Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? 2012 senesinde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde mezun olduk. Mezuniyetimizin ardından çeşitli bürolarda stajımızı tamamladık. Daha sonra 2015 senesinde Karakaya İnan Avukatlık Bürosu olarak hizmet vermeye başladık. Bu aşamada 5 avukat arkadaş ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmetlerimizde ceza hukuku, hukuk bölümü departmanı, icra departmanı olarak hizmet veriyoruz. Tabii bu şeyde önemli olan bizim için daha çok uzmanlaşma alanlarıdır. Şimdi anladığım kadarıyla burada aslında her avukatın bir görevi var ve kendi aranızda görev dağılımı yapılmış. Normalde kişiler herhangi bir dava verdiği zaman aslında bir tedirginlik olabiliyor. Benim davamı alabilecek mi? Veya süreç nasıl işleyecek? Biraz bunlardan detaylı bahsedebilir miyiz? Kaç tane avukatınız var? Hangi davalara bakılıyor? Burada nasıl davalar alıyorsunuz? Tabii ki. Genel olarak bir müvekkilimiz geldiğinde bize talebi iletilir. İletilen talep üzerine alanında uzman avukat arkadaşımıza iletilir kendisi. Şu aşamada ceza hukuku alanında departmanımız mevcut. Bunun yanında hukuk alanında departmanımız mevcut. İcra hukuku departmanımız mevcut. Aynı zamanda boşanma için ne yazık ki özgü bir departmanımızı kurmak zorunda kaldık. Bu departmanlarda uzman avukatlarımız tarafından söz konusu bize getirilen olay incelenir. Gerekli yol haritamız çizilir ve hukuki işlemlere başlarız. Peki Halil Bey, biraz da kendi alanınızdan bahsedebilir misiniz? Nasıl davalar alıyorsunuz burada? Benim uzmanlık alanım hukuk. Yani hukuk dediğimiz ceza ve idare, icra dışında kalan alanlar. Bu aşamada maddi manevi tazminatlara bakarız. Daha çok telif hakları, marka ve patent alanında benim kişisel olarak uzmanlık alanım mevcut. Peki Halil Bey, çok teşekkür ediyorum size. Son olarak toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? Son olarak izleyicilerimize buradan söylemek istediğim, eğer başlarına hukuki bir uyuşmazlık gelirse mutlaka hukuk danışmanlarına başvurmalarını ve gerekli tedbirleri danışmanlarının söylediği, danışmanlarının gösterdiği yolda almalarını tavsiye ederiz ki böylece hak kaybına uğramadan belli bu hukuki süreci atlatabilsinler. Evet sevgili izleyenler, avukatımız Halil Bey'den bilgileri almıştık. Şimdi de ceza avukatı olan Sadık Bey'in yanına gidiyoruz. Evet sevgili izleyenler, şimdi de şirketin kurucu ortaklarından biri olan Sadık Bey ile beraberiz. Sadık Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Fethiye Hanım, çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz öncelikle ofisimize. Hoş bulduk. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, Muhammed Sadık İnan. Karakaya İnan Hukuk Bürosu'nun kurucu ortaklarındanım. 2 yıl kadardır avukatlık yapıyorum. Yüksek lisansımı özel hukuk alanında yapmama rağmen ceza alanına ilgimi çekmesi sonucu bu büronun ceza departmanında görev alıyorum şu anda. Tabii ceza hukuku çok önemli bir alan, ciddi bir alan ve karmaşık bir alan. Ceza hukuku dediğimizde normalde suçları ve bunlara uygulanacak müeyyideleri işleyen alan olarak adlandırılabilir ama aynı zamanda birçok insanın ümidi olarak, biz avukatlar olarak masum insanların masumiyetinin ispatlanması, gerçeğin ortaya çıkması gibi çok önemli ögeler barındıran bir alan ceza hukuku. Bu noktada ilgi alaka duyuyorum. O yüzden ceza alanında şu anda burada bir emekli cumhuriyet savcımız, bir de ben olarak 2 avukat ceza alanını yürütmeye çalışıyoruz. Peki biraz ceza süreçlerinden bahsedebilir miyiz? Yani o mutlaka kendi alanında da değişiyordur ama bir dava ortalama ne kadar sürüyor? Kaç yıl sürüyor? Yani, tabii ki ceza dediğimiz çok geniş bir alan. Ağır ceza, asli ceza, suç ceza şu anda yargıçlık olarak görev yapıyor, ayrılıyor. Suçların türlerine göre ayrılıyor bundan ama ülkemizde bir ceza, ağır ceza yargılaması gerçekten beklenenin çok çok üzerinde süre alıyor. Asli cezalar da öyle. Yani şöyle söyleyeyim, Anayasa Mahkemesi şu anda 5 yıl uygun bir süredir diyor ağır ceza yargılamalarında. Halbuki bu da uzun bir süre dünya şartlarında. Ancak dediğim gibi ağır ceza yargılamaları genellikle şu anda biliyorsunuz gündemde yoğun. Ortalama
davanın, dosyanın durumuna göre, yerine göre 2-3 yıl, 5 yıla kadar çıkabiliyor. Asli cezalar daha basit suçları ve cezalarını işledikleri için daha kısa sürebiliyor. Bu süre olarak çok net bir şey söylemek mümkün değil ise de suçun tipine göre değiştiğini söyleyebiliriz.